Bizim öğrencilerimize anlatırken en çok kullandığımız şey hastalığı ayırt etmenin yolu normali bilmektir. Normali iyi bildiğimiz zaman farklıyı da kolaylıkla anlarız. O yüzden normal nöromotor gelişimi de tüm annelerimizin bilmesi gerekir. Aslında nörolojik gelişim e, kabaca üç ana alanda olur: motor alan, dil alanı ve sosyal alan. Motor alanı özetleyecek olursak normal bir çocuğun bebeğin 3 aylık olduğunda mutlaka başını tutması, 6 aylık olduğunda desteksiz oturması, 9 ay civarı emeklemesi, 12 ay civarı ilk adımlarını atması, 18 aylık olduğunda da en geç yürümüş olması gereklidir. Eğer çocuk motor beceriler yönünden bu becerileri kazanmakta geciktiyse mutlaka bir çocuk nöroloğuna görünmelidir. Onun dışında dil alanında ilk doğduğunda ağlaması, çevresine ilgi göstermesi, göz teması kurması, annesinin sesini duyduğu zaman susması, bekleriz. Aşağı yukarı 3-6 ay arasında e, agu seslerini çıkartması, 6 ay civarı sofra yemekleri ve ek gıdalara başladığı dönemde dudaklarından anne bana oyun yapıyor tükürüyor gibi algılasa da aslında tükürük püskürterek dudaklarını kullanmayı bir dil bu gelişim basamağı olarak öğrenmesi. 9 ay civarında bab 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 ded 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 gibi sözcükleri söylemesi. 1 yaşına geldiğinde en az bir kelimeyi doğru ve yerinde bir biçimde kullanması, 2 yaşına geldiğinde iki, iki kelimelik cümlecikler kur, kurması, 3 yaşına geldiğinde 3-4 kelimelik cümlecikler kurmasını bekleriz. Bunlardan sapma olduğu zaman mutlaka önce bir çocuk doktoruna, daha sonra bir çocuk nöroloji uzmanına başvurmak gerekir.